Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Shadow Fight 2 hile videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 2 hile videosunda oyunun en başında Titan'ın kılıcını nasıl alabileceğinizi ve neler yapmanız gerektiğini size detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Gördüğünüz gibi şaka yapmıyorum, kesinlikle tamamen ruhsuz ve %100 çalışıyor. Bu videoda sizlere Titan'ın kılıcını nasıl alabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Evet, daha fazla Shadow Fight 2 hile videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben daha öncesinde keşiş, nöbetçi, orman muhafızı, büyücü, Renava Frizz Junior gibi diğer setleri nasıl oyuna ekleyebileceğinizi de detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu videoda benzer işlemleri gerçekleştireceğiz. Ve bu arada başka hile videolarıma da ulaşmak istiyorsanız, onlara da bir göz atmak istiyorsanız kartlar kısmına hepsini bırakacağım. Bütün hilelerime oradan ulaşabilirsiniz diyerekten yavaştan neler yapmanız gerektiğini size anlatmaya başlayayım. Öncelikle yalan söylemediğimi sizlere kanıtlamak için ve gerekli olduğundan dolayı mevcut Shadow Fight 2'yi siliyoruz. Bu arada söylemek istediğim size çok önemli bir şey var. Videonun en sonunda söyleyeceğim şeyi çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor çünkü eğer ki bu hataya düşerseniz çok büyük bir problem yaşayacaksınız. O yüzden video sonuna kadar izlerseniz sizin çok daha iyi olacaktır. Hem de hileyi sıkıntısı tek seferde başarılı bir şekilde yapacaksınızdır. Evet. Hem hilenin linkini, hem Titan kılıcının linkini, hem de uygulamaların linkini yorumlar kısmında sabitleyeceğim zaten. Hepsinin bütün dosyaları indirdiğinizi varsayıyorum ve ZArchiver uygulamasına giriyoruz. Uygulamaya girdikten sonra izinlerimizi verince aşağıda download kısmı var gördüğünüz gibi. Oraya basıyoruz. Sonra ben en aşağıya kaydırıyorum. Siz zaten direkt olarak 141 MB'lık Shadow Fight 2 zip dosyasını göreceksinizdir. Buna basıp buraya çıkart diyoruz. Buraya çıkartma işlemini gerçekleştirdikten sonra karşınıza zaten Shadow Fight 2 çıkacak. Bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki Shadow Fight 2'yi silmediyseniz uygulama yüklenmedi diyecek. Ondan dolayı oyunu siliyoruz zaten. Ama sildiyseniz uygulama yüklendi deyip tarama gerçekleştirecek. En ufak bir güvenlik, virüs problemi olmamasından ötürü gönül rahatlığıyla oyunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Oyunu indirdikten sonra internet bağlantısını tamamen kapatıp oyuna giriyorsunuz bu arada. Eğer ki internet bağlantısı varken oyuna girerseniz oyunun eski sürümüne sahipse oyunu güncelle diyecek. Yani hileyi çalıştırabilme şansınız olmayacak sevgili dostlar. O yüzden internet bağlantısı olmadan oyuna giriyoruz. Oyuna girdikten sonra en fazla birkaç saniye oyunda kaldıktan sonra oyundan çıkıyoruz. Oyundan çıktıktan sonra da ZArchiver uygulamasına tekrardan geri dönüyoruz ve eğer uygulamayı kapattıysanız tekrardan göstereyim. Download'a basıyorsunuz. Download'a bastıktan sonra burada Titan Desolator XML diye bir dosya var. Yani burada Titan'ın kılıcının kodları yazıyor arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Buraya girince Quick Edit atıyor bizi zaten. Sonra buradan herhangi bir yere basılı tutup tümünü seç deyip yukarıda solda da zarfın sonundaki, makasın sağındaki, ortadaki kısımdan bu kodları kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra burayla işimiz bitiyor. Bunu yaptıktan sonra zip dosyasının altındaki usels.xml dosyasını basılı tutup kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra burası çok önemli. Yukarıdaki download yazısına basıp cihaz hafızasına basıyorsunuz ve uygulamanın ana ekranına dönüyorsunuz. Ama eğer bunu yapamıyorsanız onun yerine kopyaladıktan sonra bir kere geri tuşuna basmanız yeterli. Yukarıda 0 yazıyorsa sıkıntı yok ama 2 kere basarsanız geriye bakın bu sefer sağ aşağıda zarf yerine artı butonu var. Yani bu kopyalama gitti demek. Neyse tekrardan kopyalamayı gerçekleştiriyoruz. Kopyaladıktan sonra da Android'e basıyoruz yukarıdaki uygulama ana ekranından. Android diyoruz. Sonra data'ya basıyoruz. Ekstra ZArchiver izinlerini verdiyseniz eğer ekran böyle gözükecek yoksa gözükmeyecek. Farklı gözükecek. Neyse alfabetik sırayla com.2 Shadow Fight'ı bulduktan sonra buna basıp Files'a basıyorsunuz. Ardından Usar Data'ya basıyorsunuz. Usar Data'ya bastıktan sonra sağ aşağıdaki zarf butonuna basıp yapıştırmayı gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra users.xml dosyasını görüyorsunuz. Bakın 4. dosya. Beyaz olan 4. dosya. Buna basıp bunu açıyoruz. Açtıktan sonra da mevcut Shadow Fight 2'mizin gördüğünüz gibi kodlarına erişiyoruz. Biz Titan'ın kılıcının kodlarını kopyalamıştık ya. Numara 28'e gelip böyle geldiğimizde bir kere boşluk tuşuna yani Enter'a basıp bir tane boşluk açıyoruz. Bir sıra boşluk açıyoruz. Sonra bunu yapıştırıyoruz. Böylece Titan'ın kılıcının kodlarını buraya yapıştırmış olduk. Yani teknik olarak oyun eklemiş olduk. Neyse. Bunu yaptıktan sonra eğer ki isterseniz paranızı, mücevherinizi, seviyenizi, tecrübe puanınızı vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Ben örnek olsun diye seviye 2 yapacağım. Seviye 2 yapmak istiyorum. Neyse şuradan tekrardan kaydırıyorum. Seviye 2 yapıyorum. Şöyle de şöyle 100-150 falan yapayım. Tamam, 150 yapayım. Seviyede aynen seviye 2 kalsın, neyse. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ardından kalemin sonundaki dosyaya basıp kaydete basıyoruz ve buradaki işimiz bitiyor. Buradaki işimiz bittikten sonra Quick Edit'i kapatabilirsiniz. Ardından oyuna tekrardan giriyorsunuz. Eğer ki adımlarımı aynen takip ettiyseniz, doğru bir şekilde yaptıysanız oyunumuz corrupted, yani karşımıza bir error yazısı çıkacak. Error verecek. Aynı bu şekilde. Direkt reload'a basabilirsiniz ya da oyundan çıkabilirsiniz. Fark etmez ama kesinlikle Shadow Fight 2 sekmesini kapatın, yoksa hileniz çalışmaz. Ardından users.xmlh dosyası var. Xml'nin altındaki. Buna basılı tutup bunu siliyoruz. Ardından en aşağıdaki xmlh dosyasını basılı tutup yeniden adlandırıp az önceki dosyayla aynı olacak şekilde tekrardan adlandırıyoruz. Yani ekstraları silip buradaki işimiz de bitiyor. Bunu da yaptıktan sonra tekrardan oyunumuza giriyoruz. Ve eğer adımlarımı aynen takip ettiyseniz arkadaşlar, hilemiz sıkıntısız bir şekilde çalışacak ve oyunumuz açılacak. Evet, gördüğünüz gibi şu an itibaren oyundayız. Gördüğünüz gibi sesleri falan hızlıca bir ayarlayayım, bastırmasın. Ardından sevgili arkadaşlar, şöyle bir olay var. Şu anda Titan'ın kılıcı var ama görünmez gözüküyor. Neden? Şöyle bir olay var çünkü arkadaşlar. Bu ekipman, yani bu silah normalde oyunda olmadığı için yapmanız gereken şey Lynx'in 3. korumasını alt edip 3. koruması olan iğneyi alt edip yeraltı indirmesini gerçekleştirmek arkadaşlar. 162 MB'lık yeraltı indirmesini gerçekleştirdikten sonra artık Titan'ın kılıcını oyunda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdi buradan Lynx'in 3. korumasını geçeceğim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, Lynx'in 3. koruması olan iğneyi alt ettim. Gördüğünüz gibi karşımızda 160 MB'lık bir indirme mevcut. Şu ana itibaren internet bağlantısını açabilirsiniz. Yapmanız gereken 160 MB'lık indirmeyi gerçekleştirmek. İndirmeyi tamamladıktan sonra Titan'ın kılıcını direkt olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Hatta siz garantiye almak için indirmeyi tamamladıktan sonra oyundan çıkıp oyunu güncelleyip tekrardan oyuna girin. Bütün indirmeleri tamamlamış olun çünkü. Ben bu 160 MB'lık indirmenin tamamlanmasını bekleyeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, indirmemiz şu an itibaren tamamlandı. Gördüğünüz gibi artık Titan'ın kılıcını gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Hatta Titan kılıcını sizlerle beraber bir deneyelim. Evet, hadi bakalım Titan'ın kılıcıyla bir oynayalım. Ve ben videonun başında size çok önemli bir şey söyleyeceğimi söylemiştim. Eğer ki bu hatayı yaparsanız çok sıkıntı yaşarsınız demiştim. Onun hakkında da bir detaydan bahsedeyim. Sevgili arkadaşlar, dediğim gibi Titan'ın kılıcıyla artık oynayabilirsiniz. Fakat hiçbir şekilde online'a girmemeniz gerekiyor. Online'a bağlanırsanız çünkü Titan'ın kılıcı gidiyor arkadaşlar. Yani normal şartlarda oyunda değil ya. Oyun hile yaptığımızı fark edip Titan'ın kılıcını siliyor arkadaşlar. O yüzden hiçbir şekilde online'a bağlanmamanız gerekiyor. Böyle bir kusur var bu hilenin maalesef ki. Yani şu an söylüyorum ki, yani videonun sonunu izlemeyenler maalesef eğer bu hatayı yaparlarsa Titan'ın kılıcını kaybedecekler. Haberiniz olsun yani. Evet, bu videoluk benden bu kadar. Yarın çok güzel bir hile videosu çekiyor olacağım sizler için. Çok güzel bir hile videosu gelecek. Muhakkak onu da bir izleyin, kaçırmayın derim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenirseniz ve hileyi başarılı bir şekilde yaptıysanız destek amaçlı bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala burada değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden de başka üyelerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.